Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabartılı 3 boyutlu bir model çalışması yapacağız. Modelimiz waffle diye de adlandırılan güzel bir motif. Hem battanelerde, yeleklerde, şapkalarda yani dilediğimiz her yerde hem büyük ve küçük örgülerinde severek kullanabileceğimiz düz trabzanlardan oluşan çok güzel bir model. Şöyle bakınız kabartıları da gayet hoş bir şekilde görülmekte. Atkılarda da çok şık olmakta bu model çalışmamız. Şimdi model çalışmamızı e, kabartı ve düz trabzan sırasından oluşturarak sırayı takip ederek öreceğiz modelimizi ilk önceki başlangıç sıra lastik yerine kullanabileceğimiz sıra ve modelimizi uygulamaya ikinci sıradan itibaren başlayacağız Modelimizi uygulamak için 3 ve 3'ün katlarıyla başlıyoruz. 3 ve 3'ün katlarıyla başladığımız modelimizi kenarda bir tane trabzan ve sonrasında kabartılı sonrasında iki tane düz şeklinde modelimizi uygulayarak devam ediyoruz. Modelimizi başlarken mutlaka 3 ve 3'ün katları olan sayılarla başlayalım. Hemen zincirimi çekmeye başlıyorum. Evet modelimizi çalışmak için ben bir sıra trabzanımı örerek geldim. Buradaki trabzanımda 3 üç ve 3'ün katları mevcut ve modelimizi uygulamaya başlayalım. 3 tane zincirimi ikinci sıra için çekerek hazırlıyorum ve örgümün yönünü çeviriyorum. Bir tane zincirden olan trabzanım örüldükten sonra hemen sıradaki gelen trabzanımı yandan şu şekilde girerek dışa doğru kabartılı bir şekilde örüyorum ikili trabzan kabartılı ördüğüm trabzandan sonra gelen iki tane ardarda arda trabzanı düz olarak örüyorum 1 ve 2 2 trabzanımı kabartıdan sonra düz olarak ördüm bir tane atladığım için hemen geriye dönüyorum Evet iki trabzanımı düz ördüm şimdi sıradaki trabzanımı tıpkı iki trabzanımın sağındaki trabzanım gibi yandan girerek kabartılı bir şekilde örüyorum. Evet bir tane daha kabartılı trabzanımı ördüm. Trabzanımdan sonra bu şekilde yandan alarak ördüm. Trabzanımdan hemen sonra iki tane düz trabzan örüyorum. Bir ve iki. 2 düz trabzan sonrası yine tığımın başında oluyorum. Sıradaki trabzanımı yandan girişi yaparak dışa doğru kabartıyorum. Ve yine tığımın başında oluyorum. 1 ve 2 tane trabzanımı düz olarak örüyorum. 1 ve 2 iki trabzanımı yine tamamladıktan sonra daha öncesi yaptığım gibi hemen tığımın başını doluyorum ve sıradaki trabzanımı yandan ve gövdeden bakınız girerek örüyorum tekrar iki trabzan 1 ve 2. ve sıradaki trabzanımı yine tam trabzanın ana gövdesinden girerek örüyorum ve dışa kabartıyorum şimdi modelimizin ilk zeminini kurarken yaptığımız işlemimizi tekrar hatırlayalım hemen 3 tane zincir çekerek bir tane trabzanım ördüm bir trabzan bir trabzan sonrası tığımla yandan girerek alttaki trabzanımı yandan şu şekilde girerek bir tane dışa kabartma işlemimi yaptım kabarttığım trabzanımın hemen solundaki gelen iki trabzanımı düz trabzan şeklinde ördüm. İki trabzan tamamlandıktan sonra yine gövde içerisine yandan şu şekilde girerek trabzanımı örüyorum. İki tane düz trabzan yandan girişi yaparak tekrar kabarttığım trabzanımı tekrar iki trabzan bir kabartma iki trabzan bir kabartma şeklinde sıramızın sonuna doğru ilerliyoruz sıramın sonuna doğru örerek geldim 2 tane düz trabzan bir kabartma şeklinde ve en sondan bir ilmek öncesini yani bir trabzan öncesini yine kabartarak ördüm son zincirden dönerek ördüğüm trabzanımı tığımın başını doluyorum üzerine batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum Trabzan olarak başlamıştık. Trabzan olarak bitiriyoruz. Trabzanımızın hemen her iki yanında da hem bitişte hem başlangıçta birer tane kabartmamız var. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Modelimizin 3 zincir çekerek ikinci e, sırasını örmeye başlıyorum. Bu alttaki sırayı lastik olarak farz etmiştik. Bu e, çıkıntılı kısmı yani yandan alarak çıkartma yaptığımız kısım birinci sıramız. Şimdi modelimizin ikinci sırasını çalışmaya başlıyorum. 3 zincirim hazır bir vaziyette beklemekte. Şimdi e, şöyle bir bakalım. Önden bir sıra kabartmıştık, iki sıra düz örmüştük. Bakınız, iki sıra düz ördüklerimiz şu şekilde. Bakın şöyle belirgin bir vaziyette ve arada da bakın altta bir, altta bir. Şöyle geçtiğim zaman altta da bir çıkıntılı trabzanlarımız kalmakta. Bakın şu şekilde birer birer belli olmakta. Burada iki tane düzlerimiz dışarıya kabartılı bir şekilde durmakta şimdi bu işlemimizi ona göre örmeye başlayacağız İçeride çukur olarak gördüğümüz trabzanımızın üzerine geliyorum tam normal batıyorum bakınız bir önceki seferde yandan batmıştım bir tane trabzan olarak örüyorum burada dışa kabartılı gibi olan trabzanlarımı bakınız önden kabartım duruyor bunlar bu tarafa kabartılı şimdi bu tarafta ise Yandan giriyorum. Bu kez bu ikiyi kabartıyorum. Bu sırada iki trabzanımı kabartıyorum. Diğer sırada bir trabzanımı kabartmıştım. Diğer sırada dışı dönük olan, bakın kabartılı olan sıramı ark, arka yönünde bir tane düz tepesine batarak örüyorum. Tekrar başını doluyorum. Yandan girerek bu yöne doğru kabartıyorum. İkincisini de kabartıyorum. 2 kabartıyorum bir düz örüyorum diğer sıradaki kabarttığımı bu sırada düz diğer sırada düz ördüğüm trabzanlarımı bu sırada kabartılı bir şekilde örüyorum 2 kabartı bir düz yandan girerek kabartarak örüyorum 1 2 öndeki kabartımı bu yönde düz olarak örüyorum iki tane düzümü bu yönde dışa kabartarak örüyorum bir ve iki sıradaki trabzanımı bir diğer trabzanlarımı bir ve iki Evet sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle görelim. Bakınız hemen forma girmeye başladı modelimiz. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Bir düz, iki kabartı, bir, iki, bir düz, iki kabartı, bir, iki, bir düz. 2 kabartı 1 ve 2 bir düz ve en son trabzanımı da tepesine batarak düz olarak örüyorum bu kenar olan trabzan 1 2 3 zincir çekip örgümün yönünü çeviriyorum Evet üçüncü e, sıramıza geldik. Modelimizi uygulamaya ilk başladığımız sıramız burası. Bir tane kabarta iki düz bir kabarta iki düz ördüğümüz e, sıramız burası. Şimdi e, ilk başlangıçta yapmış olduğumuz sıramızdaki işlemimizi burada tekrar edeceğiz. Üç tane zincirimi çektim. Bu fazladan olan kenar e, trabzanım. Şimdi Sıradaki ilk gelen trabzanımı yani alttaki gibi bakınız dışa doğru yandan girerek kabartıyorum. İki tane gelen trabzanımı ise düz olarak örüyorum. Bir ve iki. Bu sıramızda bir kabartı bakınız burada da birer kabartılarımız düzlerimiz iki tane şöyle gördüğümüz zaman bir kabartı iki düz bir kabartı iki düz şeklinde örgümüzdeki bu sıramızı tamamlıyoruz. Bir kabartı, iki tane trabzan düz. Bir tane yandan giriyorum. Kabartılı bir şekilde trabzanımı örüyorum. İki tane trabzanımı 1 ve 2 düz olarak örüyorum. Waffle kutularım iyice belirli olmakta. Yandan giriyorum. Bir tane kabartarak örüyorum. İki tane düz trabzanımı örüyorum. Bir ve iki. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımı kabartıyorum. İki tane düzümü örüyorum. Bir ve iki. Tekrar sıradaki teki kabartıyorum. İki tane trabzanımı düz olarak örüyorum. Bu üçüncü sıramızda modelimizin üçüncü sırasında ilk başlangıçtaki yaptığımız sıralamayı uyguluyoruz. Bir tane kabartı iki düz, bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz şeklinde sıramızın sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızda iki düz bir kabartımı ördüm ve en son düz trabzanımı örüyorum düz bir şekilde. ve başlıyorum 1 2 3 modelimde dördüncü sıramı uygulamaya başlıyorum şöyle bakınız modelimizin kabarıklığı çok güzel ortaya çıkmaya başladı şimdi örgümün yönünü çeviriyorum bu sırada yapmış olduğum işlemin tam tersini yapıyorum bu sırada bir kabarık iki düz örmüştük arka sıramızı çevirdiğimiz zaman ise bu kenar trabzanımız zincirimizden oluşan hemen kabarık ördüğümüz trabzanımızı düz Düz ördüğümüz trabzanlarımız ise yandan girerek kabartılı bir şekilde örüyoruz. Yani bu sıramızda bir tane düz iki yandan kabartılı şekilde örüyorum. Bir ve iki. Bir tane düz iki yandan kabartılı. Bir ve iki bir tane sıradaki trabzanımı düz bakın sıradakini hemen düz dışa doğru kabartılı gördüğümüz trabzanlarımızı düz ve bakın burada gördüğümüz çizgiyi bu yandan aldığımız zaman uygulamaktayız bir tane düz ördüm sıradakini yandan giriyorum kabartılı bir şekilde örüyorum bakınız tekrar yandan giriyorum ve bir tane düz 2 kabartılı yandan 1 ve 2 bir tane düz trabzanım 2 tane yandan kabartılı trabzanımı sıramızı devam ederek tamamlıyorum şöyle ön yüzü görelim bakınız bu ön yüzümüzde arka yönde düz olarak aldığımız trabzanlar bu yönde kabartılı düşmekte arka yönde e, yandan alıp Ters yöne kabarttığımız ilmeklerimiz ise düz yöne çukur olarak düşmekte ve istediğimiz waffle görüntüsüne bizi ulaştırmakta. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Evet modelimizi tekrar ilk başlangıçtaki uyguladığımız şekliyle uygulamaya başlayacağız. Bir tane kabartı iki düz, bir kabartı iki düz, bir kabartı iki düz. Modelimizin ön yönündeki uygulama şeklimiz bu şekilde olurken arka yönünde ise bir düz iki kabartı bir düz iki kabartı bir düz iki kabartı şeklinde modelimizin arkası devam edecek. Dilediğimiz kadar uzunlukta ve dilediğimiz her yerde kullanabiliriz modelimizi. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz tekrar başlayalım modelimizi yapmaya. Bir yandan girerek bir tane kabartılı bir şekilde trabzanımı örüyorum. Ve iki tane düz trabzanımı hemen ardından örüyorum. Yandan girerek bir tane kabartımı örüyorum. Ve iki tane düz trabzanımı hemen ilave ediyorum. Bir tane yandan kabartılı örüyorum. Bir ve iki tane düz. Bir yandan bir düz ve ikinci düz. Bir yandan ve düzleyelim. 1 ve 2 tekrar yandan ve iki düzümü ardı ardına örüyorum 1 ve 2 Evet bu şekilde sıramızı sonuna doğru tamamlıyoruz Evet modelimizi sıra sonuna kadar örerek geldim ve ön yüzümü tamamladım. Şimdi arka yüzüyle modelimize devam etmemiz gerekmekte ama e, yeteri kadar ördük. E, umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Umarım zevkle, severek kullanabileceğiniz bir model çalışması olmuştur. Yeni modellerimizde, yeni e, kıyafetlerimizde, örgülerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlık ve mutlulukla kalın. Görüşmek üzere.